Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri etkinliğinde konuşuyor. Dinleyelim. Ahlat ve Malazgirt'te Anadolu'yu ebedi vatanımız yapan zaferimizin 951. yıl dönümünün coşkusunu yaşamıştık. Dün de Kütahya ve Afyonkarahisar'da 26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruzun iki önemli cephesindeki zaferlerimizin gururunu milletimizle paylaştık. Bugün ise Yunan ordusunun imhası ve kesin bir zaferle sonuçlanan büyük taarruzun son aşaması olan Başkomutan Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Anıtkabir ziyaretimizin ardından devlet mezarlığında milli mücadele kahramanlarımızın aile efradıyla buluştuk. Kahramanlarımızı tazimle andığımız bu buluşmada Anadolu'yu bizlere vatan yapan şehitlerimizin ve gazilerimizin tamamını da dualarımızdan eksik etmedik. Bu yıl ilk defa 30 Ağustos Zafer Bayramı tebrikatında milli mücadele kahramanlarımızın aile efradı da yer aldı. Kendileri 30 Ağustos konserimizde de sağ olsunlar bizlerle birlikteler. Biz maalesef tarihine yeteri kadar sahip çıkamayan bir milletiz. Halbuki ordumuzun nüvesini teşkil eden kara kuvvetlerinin kuruluşunun 2231. yıl dönümünü geride bırakan dünyanın dört bir yanında devlet geleneğinin temellerine ilişkin her gün yeni bulgular elde edilen bir milletiz. Hepsini bir kenara bıraktım. Anadolu'daki varlığımızın kökenlerine ve devletlerimizin gücüne bile hakkıyla nüfuz edemediğimiz dönemler geçirdik. Aynı sati yaklaşımın milli mücadelemiz konusunda da yaşandığını itiraf etmeliyiz. Anadolu'daki son devletimizin ilk asrını geride bırakmaya hazırlandığımız şu dönemde artık tarihimizi daha iyi öğrenmemizin, ecdadımızı daha iyi anlamamızın önünde hiçbir mani kalmadığına inanıyorum. Milli mücadele kahramanlarımızın aile fertleriyle buluşmamızı hem onlar için bir hak teslimi hem de tarihimize ve ecdadımıza daha iyi sahip çıkmamıza vesile olacak bir adım olarak değerlendiriyorum. Bir kez daha tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Değerli misafirler, 30 Ağustos zaferi Osmanlı'nın son döneminden beri uzunca süredir savunmada kalan Türk ordusunun ilk büyük taarruzu neticesinde elde edilmiş bir başarıdır. Daha önce Sarıkamış'ta ve Kanal Harekatı'nda yapılan taarruzların istediğimiz sonuçlara ulaşmadığını biliyoruz. Diğer muharebelerimizde de hep savunmaya dayalıydı. Büyük taarruz, makus talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz gerçekten tarihi ve önemli bir dönüm noktasıdır. Milli mücadeleyi vatan topraklarını pis ayaklarıyla kirleten düşmanla birlikte onların iplerini elinde tutan yedi düvele karşı da yürüttük. Anadolu topraklarında tutunmanın pahalıya patlayacağını görenler hep yaptığı gibi vekalet savaşı yoluna gitmişlerdir. Tıpkı bugün olduğu gibi o dönemde de Yunanlıların sırtını sıvazlayan birileri Afyon'daki cephe hattında kurulan tahkimatı Türkler bunları 5-6 ayda aşamaz ifadesiyle tanımlamışlardır. Halbuki 26 Ağustos sabahı ordumuz sadece 2 gün içinde bu tahkimatın tamamını yerle bir ve düşmanın çoğunu da imha etmişti. Bizim komutanlarımız savaşı bizzat cephenin içinde idare ederken Yunan ordusu 330 kilometre ötedeki İzmir'den emir almaya çalışıyordu. Çünkü onlar işgalci olmanın rahatlığı içindeyken
biz vatanımızı savunmanın inancı, haklılığı ve azmiyle mücadele ediyorduk. Bin yıl sonra tekrar Anadolu'ya hakim olma rüyası görenlerden canlarını kurtarabilenler sadece iki hafta sonra kendilerini İzmir'den ayrılan gemilere zor atmışlardı. Tarihe Başkomutan Meydan Muharebesi diye geçen 30 Ağustos zaferi Osmanlı'nın Sırplara karşı kazandığı Sırp sındığı zaferine benzetildiği için Rum sındığı diye de adlandırılmıştır. Sırp sındığı ile Osmanlı Balkanlardaki varlığını yıkılışına kadar kalıcı hale getirmişti. Biz de Rum sındığı ile Anadolu'daki varlığımızı inşallah ebediyen kalıcı hale getirecek destansı bir zafer kazandık. Bir asır önce kendi halklarını ve ülkelerini felakete sürükleyen Yunanistanlı siyasetçilerin maalesef bugün de aynı yanlışta ısrar ettiklerini görüyoruz. Hep söylediğimiz gibi Yunanistan bizim ne siyasi, ne ekonomik, ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz. Son günlerde yaşanan gelişmeler bu gerçeği inkarı mümkün olmayan bir açıklıkta herkesin önüne sermiştir. Bilindiği gibi Ege'de uluslararası hava sahasında NATO görevi icra eden F-16 uçaklarımıza Yunanistan'ın Girit adasına konuşlandırdığı Rus menşeli S-300 hava füze sistemleri tarafından radar kilidi atılmıştır. Bir ülke uçağına radar kilidi atılması düşmanca bir davranıştır. Hele bu uçak NATO görevi icra ediyorsa bu düşmanlık doğrudan tüm üyeleriyle NATO'ya yapılmış demektir. Yunanistan hava sahamızı ihlal ve uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkartarak aslında bize değil NATO'ya ve müttefiklere meydan okumuştur. O kabiliyeti ve gücü varsa. NATO'nun en büyük gücü Amerika. Türkiye'nin tamamen kendi güvenlik ihtiyaçları için olduğunu defaatle ifade ettiği S-400 sistemleri almasını güya kendi uçaklarına tehdit olarak görmüştü. Bu adımımız peşinatını ödediğimiz F-35 uçaklarının verilmemesinden her alanda savunma sanayi ürünlerine ve hatta daha ötesine geçen ambargolara maruz bırakılmaya varan fiili eylemlerle karşılanmıştı. Şimdi aynı Amerika'nın Yunanistan'ın bir NATO hava gücüne karşı S-300 sistemlerini harekete geçirmesine nasıl cevap vereceğini merakla bekliyoruz. Üstelik Amerika bize vermediği F-35'leri Yunanistan'a ikram ederek Rus hava savunma sistemlerinin güya gözü gibi sakındığı bu uçaklarla aynı çuvala girmesinin yolunu kendi eliyle açmıştır. Biz tedarikçi ülkeye sözümüz gereği F-35'lerle S-400'leri asla aynı sistemde kullanmayacaktık, kullanmazdık. Ama hiçbir hukuki, ahlaki, insani sınır tanımayan Yunanistan'ın bu pervasızlığı yapacağından kimsenin şüphesi olmasın. Değerli misafirler, Amerika'nın Hindistan'ın S-400 tedarikini de yaptırım dışı bıraktığını ayrıca hatırlatmak istiyorum. Demek ki mesele Rus hava savunma sistemleriyle Amerikan askeri ürünlerinin birlikte kullanılması değil, bizatihi ve mahsusen Türkiye'dir. Bize F-35 vermiyorlarmış. Aldığımız alternatif savunma sistemlerine tepki gösteriyorlarmış. Saçma sapan konulara kadar varan
ambargolar uyguluyorlarmış. Açıkçası hiçbiri umurumuzda değil. Biz bizden esirgenen her ürünü er veya geç üretme kabiliyetine, kapasitesine, kararlılığına sahip bir ülkeyiz, Türkiye'yiz. Kendi vizyonumuz ve hedeflerimiz doğrultusunda ihtiyaç duyduğumuz her teknolojiyi geliştirme, her eseri inşa etme, her hizmeti sunma imkanını yakalamış bir ülkeyiz. Talep ettiğimiz uçakların verilmesinin, herhangi bir konuda destek sağlanmasının bizim için tek anlamı, ülkemize karşı gösterilen dostluğun işareti olmasıdır. Türkiye, geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz altyapının üzerinde, her alanda olduğu gibi savunma sanayinde de kendi göbeğini kendi kesecek seviyeye gelmiştir. Bundan sonrası sadece planlama, önceliklendirme, geliştirme ve üretme meselesidir. Yani zaman meselesidir. İşte bu inanç ve kararlılıkla Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'ü, Cumhuriyetimizin 2. asrını Türkiye yüzyılı haline getirecek yeni bir atılımın başlangıcı haline inşallah dönüştüreceğiz. Ülkemizin 20 yıl önceki seviyesiyle bugünkünü mukayese eden vicdan sahibi herkes aradaki asırlık farkı görecek ve kabullenecektir. Bundan 11 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde kendi akıllarınca bizimle dalga geçenler şimdi sahip olduğumuz üretim ve ihracat gücü karşısında öncelik edinme peşinde koşmaktadır. Elbette bununla kalmıyoruz. Hatta halihazırda sahip olduğumuz altyapıyı sadece bir başlangıç kabul ederek hazırlıklarına başladığımız 2053 vizyonumuzla ülkemizi dünya liginin en üstüne çıkarmayı hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan budur. İşte 26 Ağustos'ta Malazgirt'teydik. Alparslan'ın Anadolu kapılarını açtığı topraklarda, otağlardaydık. Ve oradan Fatih ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'le büyüyen bir Türkiye. Türkiye kendine yakışanı yaptı, yapıyor ve yapacaktır. Bunu herkes bilsin. Yunanistan'ın adalara üsler tesis etmesi, kurması Türkiye için hiçbir zaman anlam teşkil etmez. Burada düşünmesi gereken Yunanistan'a bunca desteği verenler kendileri bundan sonra ne yaparlar onu bilemem. Ben bir kez daha 30 Ağustos Zafer Bayramınızı tebrik ediyorum. Ordularımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Şimdi dünyanın dört bir yanında barış ve huzurun tesisi için bayrağımızı dalgalandıran kahraman ordumuzun komutanlarına canlı bağlantılar yaparak 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkumuzu kendileriyle paylaşacağız. Evet, ilk olarak Azerbaycan Görev Grup Komutanlığı'na bağlanıyoruz. Karşımızda bu yıl Kor Generalliğe terfi eden Bahtiyar Ersay Paşamız bulunuyor. Türkiye'den kardeş Azerbaycan'a en kalbi muhabbetlerimizi göndererek sözü Bahtiyar Paşamıza bırakıyoruz. Buyurun. Kor General Bahtiyar Ersay, Azerbaycan Görev Grup Komutanı. Sayın Cumhurbaşkanım, Azerbaycan Görev Grup Komutanlığı olarak
saygılarımızı arz ediyoruz. Azerbaycan Görev Grup Komutanlarımız, can kardeşimiz Azerbaycan'da iki devlet tek millet anlayışıyla faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Tarihimizin en önemli zaferlerinden biri olan 30 Ağustos zaferinin 100. yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor. Zat-ı Aliz'in ve Yüce Türk Milleti'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, direktiflerinizi almaya hazırız. Arz ederim. Bahtiyar Paşa'm, başkentimiz Ankara'dan şahsım ve milletim olarak Karabağ'da verdiğiniz mücadeleyi biliyorum. Ve bu mücadelenin şu ana kadar nasıl bir güvenle yürüdüğünü, yürütüldüğünü sizler de gördük. Bundan sonraki süreçte de özellikle Azeri kardeşlerimizle beraber bu dayanışmayı, bu mücadeleyi göstereceğinize inanıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Teşekkür ediyorum. İkinci olarak Libya Savunma Güvenlik İşbirliği ve Müşterek Görev Kuvvet Komutanlığı'na bağlanıyoruz. Karşımızda bu yıl tüm generalliğe terfi eden Osman Aytaç Paşa'mız var. Osman Paşa'm, Türkiye'den Libya'ya selamlarımızı gönderiyor ve sizi dinliyoruz. Buyurun. Tüm General Osman Aytaç, Libya Görev Grup Komutanı. Sayın Cumhurbaşkanım, Libya Görev Grup Komutanlığı olarak dost ve kardeş ülke Libya'dan saygılarımızı arz ediyoruz. Libya Görev Grup Komutanlığımız, Libya Silahlı Kuvvetleri'ne eğitim ve danışmanlık desteği kapsamındaki faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Şanlı tarihimizdeki en önemli zaferlerden biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor. Zat-ı Alimizin ve Yüce Türk Milleti'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, direktiflerinizi almaya hazırız. Arz edelim. Osman Paşa'm, başkent Ankara'dan şu anda geniş bir katılımla bu geceyi kutluyoruz ve buradan şahsınızda tüm Libya'daki askerlerimize en kalbi duygularla selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Üçüncü bağlantımız Katar Türk Birleşik Müşterek Görev Kuvvet Komutanlığı ile olacaktır. Katar'da bu yıl Tuğgeneral rütbesine terfi eden Aydoğan Önal Paşa'mız bulunuyor. Türkiye'den Katar'a selamlarımızı göndererek sözü Aydoğan Paşa'mıza bırakıyorum. Buyurun. Buyurun. Tuğgeneral Aydoğan Önal, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanı. Sayın Cumhurbaşkanım, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı olarak Katar'dan saygılarımızı arz ediyoruz. Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığımız, dost ve kardeş ülke Katar'da askeri eğitim ve işbirliği faaliyetlerini yerine getirmeye devam etmektedir. Tarihimizin en önemli zaferlerinden birisi olan 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle minnetle anıyor. Zat-ı Alimizin ve Yüce Türk Milleti'nin
30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, direktiflerinizi almaya hazırız. Arz ederim. Aydoğan Paşa'm, özellikle şu anda başkentimiz Ankara'dan burada 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlamalarını geniş anlamda yaparken sizlerle de şöyle bir gönül bağını ekranda görelim istedik. Ve sizler Katar'da büyük bir mücadelenin içerisinde oldunuz. Şimdi de orada barışın simgesi olarak duruyorsunuz. Şahsınızda tüm subay, assubay Erat'a en kalbi duygularla selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Kalın sağlıcakla. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanı. Dördüncü bağlantımızı Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığı'yla yapıyoruz. Somali'de karşımızda bu yıl Tuğgeneral rütbesine terfi eden Hakan Dinçer Paşamız var. Türkiye'den Somali'ye selamlarımızı göndererek sözü Hakan Paşamıza veriyorum. Tuğgeneral Hakan Dinçer, Somali Türk Görev Kuvvet Komutanı. Sayın Cumhurbaşkanım, Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığı olarak saygılarımızı arz ediyoruz. Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığımız 7 iklim, 3 kıtaya barışı, huzuru ve adaleti götüren atalarımızdan aldığımız ilhamla dost ve kardeş ülke Somali'deki görevine azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Şanlı tarihimizdeki en önemli zaferlerden biri olan 30 Ağustos zaferinin 100. yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Zat-ı Halinizin ve Yüce Türk Milleti'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, direktiflerinizi almaya hazırız. Arz ederim. Hakan Paşa'm, çok teşekkür ediyorum. Somali sizlere emanet. Oradaki bütün kardeşlerimiz sizlerin güvencesinde terör örgütlerine karşı çok daha güvenli hareket ediyorlar. Ama siz orada var oldukça onlar için önemli bir güven kaynağısınız. Şahsınızda gerek subay gerek tüm Erat'ı yine en kalbi duygularla selamlıyorum. Tebrik ediyorum. Rabbim yar yardımcımız olsun diyorum. Sağ olun. Beşinci ve son bağlantımızı Bosna Hersek Türk temsil heyetiyle gerçekleştiriyoruz. Karşımızda temsil heyeti başkanımız Kurmay Albay Mustafa Büyükköroğlu var. Türkiye'den Bosna Hersek'e selamlarımızı gönderiyor ve sözü Mustafa Albay'ımıza bırakıyoruz. Buyurun. Albay Mustafa Büyükköroğlu, Bosna Hersek Türkiye'nin eğitim başkanı. Sayın Cumhurbaşkanım, Bosna Hersek Saraybosna'dan şahsım ve temsil eğitim başkanlığı olarak saygılarımızı arz ediyorum. Bosna Hersek Türk Temsil Eğitim Başkanlığımız 1994 yılından bugüne kadar dost ve kardeş Bosna Hersek halkıyla işbirliği içerisinde barışı korumak için azim ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Şanlı tarihimizdeki en önemli zaferlerden biri olan 30 Ağustos zaferinin 100. yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor. Zat-ı Halimizin ve Yüce Türk Milleti'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, direktiflerinizi almaya hazır. Çok teşekkür ediyorum. Malum bulunduğunuz yer rastgele bir yer değil.
orası evladı Fatih Han. Ve evladı Fatih Han'ın bulunduğu yerde eserlerimizle, özellikle de Aliya İzzet Begoviç'in ölümünden bir gün önce kendisini hastanede ziyaret ettiğimde bize bu toprakların Türkiye'ye emanet olduğunu söyledi ki daha sonra oğluyla konuştuğumuzda o ana kadar dedi babamın şuur adeta kapalıydı. Sizinle konuşmaya başladıktan sonra şuuru açıldı ve bu evladı Fatih Han olan toprakların özellikle de Türkiye ile çok ciddi manada bir koordinesinin olması gerektiğini söyledi. Allah rahmet eylesin. Ve sizler şimdi orada çok farklı bir görevi ifa ediyorsunuz, icra ediyorsunuz. Ve bu konuda da şahsınızda tüm diğer subay kardeşlerimize, Erat'a aynı şekilde Allah'tan güç, kuvvet temenni ediyorum. Ve inanıyorum ki siz Bosna Hersek'in bir güvencesi olarak orada görev ifa ediyorsunuz. Ülkemizden yüzlerce, binlerce kilometre uzakta bayrağımızı Türkiye'yi temsil eden komutanlarımıza, askerlerimize, bizler de başkentten şu anda ifade ettiğimiz şekilde sizin şahsınızda inanıyoruz, güveniyoruz ve Türkiye eman ellerde, oralardaki insanlar için adeta bir yedi emindir. Çok teşekkür ediyorum. Rabbim hepsini de korusun, esirgesin diyorum. Sınırlarımızda ve sınırlarımız ötesinde görev yapan kahramanlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Sizleri bir daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Hitaplarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.